aslında yani biz öteden beri malumunuz sahada hep dillendirdiğimiz bir husus vardı. Biz ne diyorduk abi? Belediyenin malı tüy bitmemiş yetimin malıdır diyorduk. Ve belediyenin malı halkın, toplumun, milletin hizmetinde olmalı diyoruz. Doğru mu? Yani öyle olmalı. Ama maalesef günümüzdeki anlayışa baktığınız zaman abi, adam geliyor kazandıktan sonra diyor buranın ağası da benim, paşası da benim, kralı da benim diyor. Adam kendi babasının çiftliği gibi belediye kullanıyor. Nerede bir tanıdık, akraba, eş, dost varsa onları gelip belediye katıyor. Ve liyakat öncelikli mesele bakmıyor. Yani görevlendirdiği bu adam işin ehli mi, değil mi, yapabiliyor mu, yapamıyor mu, buna bakmıyor. Ama biz böyle yapamayız. Bizim inancımız buna müsaade etmiyor. Bakın bir örnek vereyim. Kayapınar Belediyesi'ni hepimiz biliyoruz. Doğru mu? Samir Başkan'ın başkanlık yapmış olduğu Batman'daki Kayapınar Belediyemiz. Bak garip bir şey söyleyeceğim. Orada Samir Başkan'ın dışında belediyede bir tane Hüdaparlı yok. Bütün çalışanları eski çalışanlar. Yani orada particilik, kayırmacılık yok. Ve 5 senedir suya zam yapmayan tek belediye. Ve orada ciddi hizmetler yaptı. Bu da şuna cevaptır başkanım. Halktan işte diyorlar siz belediye alırsanız değişirsiniz. Evet. Kayapınar Belediye'miz de bunun için büyük bir örnektir. Tabii tabii. Ya işte diyorum ya bak orada abi altyapı, oradaki yollar, mesela Kayapınar'ın girişine çıkışına güzel girişler yaptı. Oranın yapısına uygun, dokusuna uygun. Orada mermer fabrikası, tekstil fabrikası istihdamın önünü açtı ve kendi imkanlarıyla evine gidip geliyor. Yani belediyenin belediye başkanı makam aracını kullanmıyor. Anladın mı? Yani biz de zaten bunu demiyor muyuz? Biz diyoruz biz kazanırsak Allah-u Teala nasip ederse hiçbir belediye, yani Hüdapar'ın hiçbir belediye başkanının evinin önünde belediye başkanının makam aracını görmeyeceksiniz. Kendi imkanlarıyla gidip gelecekler. Yani belediyedeki herhangi bir çalışan, herhangi oradaki bir görevli hangi imkanlarla evine gidip geliyorsa o belediye başkanı da sonuçta orada bir çalışan olarak, halkın bir hizmetkarı olarak, hizmetçisi olarak o da kendi imkanlarıyla gidip gelecek diyoruz.